Ketebe'ye hoş geldiniz. Bugün Ketebe'de ciğerlerinin açıldığını, hikaye kitabını konuşacağız ve Mürüvvet Özpehlivan konuğum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hem İstanbul'a bu program için Evet. hem de şu an yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür nasılsınız? ederim. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, daha önce gelmiş miydiniz bizim bu mekanımıza? Yok mekanımız? hayır, Ketebe ilk kez geliyorum. Ah, Peki, hı hı. şimdi o zaman konuşacak çok şeyimiz var. Evet. <laughs> Evet. öncelikli olarak hayırlı olsun teşekkürler ee, ben elime aldığım zaman bu kadın simalarını özellikle kadın simalarını gördüm birbirinden farklı simalar bunlar bunların hem e, içeriğini hem dışarılığını konuşacağız eserin fakat öncesinde şunu ben merak ediyorum Şimdi aldığınız eğitim e, pek böyle hani yazı odaklı değil ama mutlaka insan hikayeleriyle ilgili neler oluyordur mesleğinizde evet. alakalı ama e, nasıl oldu ve nasıl başladı bu yazma serüveni? Ben roman yazarak yazmaya başladım. Ha, evet. Genelde değil mi evet. hikayeyle başlanır? Yani o yaşlar evet. için belki roman denemez ama lisede yurtta kalıyordum. Hı. Çok sıkıntılı bir geceydi ve bir şeyler yazmaya başladım. Sonra onun böyle mektup şeklinde, biraz daha günlük şeklinde ama kurguda yaparak ilerlediğini fark ettim. Böyle üstünde motosiklet olan basit bir deftere sayfalarca yazdım. Yaklaşık 120 sayfayı buldu. Sonra artık kendimi yazarak daha iyi ifade edebildiğimi fark ettim. Konuşmaya hep çekiniyordum zaten. Hmm. Ne olursa, ne hissediyorsam kendi köşeme çekilip gizli gizli yazıyordum. Ee, uzun şeyler yazıyordum o dönemler. Sonra lisede e, bir atölye macerası oldu Konya'da. Mahalle Mektebi dergisiyle tanıştım. Hmm. İlk öyküm Mahalle Mektebi dergisinde yayınlandı. Oradakilerle hmm, tanıştım ve öykülerimin yayınlanabileceğini daha doğrusu öğrenmiş oldum. Hasan Armancı ile görüşüyordum hmm. o zaman ve öykülerimi ona yolluyordum. Selam olsun evet. burada kendisine. Hmm. O şekilde ilk öykülerim Mahalle Mektebi'nde yayınlanmış oldu. Yazdığım romanda Yurtta Kayboldu. Zaten insanlardan da yazarlardan da daha kısa şeyler yazmam yönünde öneriler alıyordum. O şekilde öykü yazmaya başladım ve yayınlamaya da yani çok bir zaman geçmeden başlamış oldum diyebilirim. Daha sonra Post Öykü Dergisi'ne gönderdim. Post Öykü'de de öykülerim yayınlanınca ketebede kitap çıkarma fikri bende oluştu ve Aykut Ertuğrul'la görüştüm. Bu şekilde. yani, yani Lise ki... ve üniversite çağında yazmış olduğum öykülerden oluşuyor. Gerçekten bu dergiler iyi ki var. Evet. Var yani. Bir de Post Öykü'nün de Artık şöyle bir geleneği oldu. Yani post öykü bir eşik oldu. Evet. Buradan yazmayı düşünenlere söyleyelim. Hani bu illa yayınlanacağı anlamına gelmez evet. ama yayınlandığı zaman da güzel oluyor anladığım kadarıyla. Çok eğitici, çok öğretici bir dergi. Aykut Ertuğrul yani hem yayınlanmayan, yani dergiye uygun bulunmayan öykülerde olan dönüşleri de olsun. Yayınlandıktan sonra da olsun. Öğrettikleri önerileri bizim için çok besleyici oluyor. Bir de belki çok sorulmuştur ama ben de sormadan edemeyeceğim yani nihayetinde televizyondayız ve pek çok insan da evet. merak edecektir. E, dedim ya az önce yani kapağında dahi işte hı. kadınlar var ve biz kadın hikayeleri olduğunu biliyoruz. Hı hı. İçerik olarak. Kadın hikayeleri mesela sizin açınızdan neden yazmayı tercih ettiğiniz hı hı. bir alan oldu? Bir de şunu ben merak ediyorum. daha sonra farklı yerlere de evrilecek mi bu kadın hikayedir? Anladım. Şu şekilde ben kadınların birbirlerine verdiği gücün çok önemli olduğunu düşünüyorum ve mesleğim gereği yani aslında mesleğe başlamadan önce de ben bu şekilde hikayeler yazıyorum. Söyleyelim ama, mi mesleği? Evet, ebeyim. Evet. <laughs> çok da sevdiğim ve edebiyat anlamında da beni besleyen bir meslek. Çünkü ebelik deyince gerçekten kadınlara en zor anında yardım evet, eden insan. Evet. Dolayısıyla bir dayanışma oralardan, meslekten başlıyor. Dedik ve dediniz ki o destek önemli. Evet. yani evet ebe olduktan sonra kadınlara daha yakından temas edince bu öykülerin çoğu o şekilde oluştu ama öncesinde de benim içimde hep ya bu şekilde sesini duyuramayan bir şekilde kenarda köşede kalmış ya da sıkışmış kadınların hikayelerini duyurmak istiyordum. Hı hı. Ee, küçükken yanlışlıkla kardeşimin doğumuna girmiştim 10 yaşlarındayken o şekilde bende ebe olma fikri oluştu ve ilk yazdığım hikaye de buydu kitapta da var ee, yanlışlıkla doğumhaneye giren bir çocuk. Evet. O zamandan beri ebe olmayı ve bunları yazmayı e, hayal ediyordum diyebilirim yani hayalini kurduğum bir şeyin içindeyim çok şükür. Peki. Hmm. Yani hani var ya pek çok hekim yani mesleği hekime devam ettiriyor. Evet. böyle şairler çoktur. Hatta şey derler. Sağlık sektörüyle ilgili genel olarak derler ki bu insanlar sanatçı olsaydı gerçekten patlama yaşanırdı hani evet. sanatçı. Çok 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 tanıdığım hemşireler, işte ebe kez belki Hı. tanıyorum ama hekimler çoktur. Müzisyen olsun, yazar, şair olsun falan. Hı besler mi? Yani bu sağlık sektörü insanların evet. yazı hayatını besler mi? O yüzden mi biraz da böyledir? Evet. Yani besliyor. Çünkü şu şekilde yani ebelik özelinde söyleyecek olursam kadınların gerçekten en çok yanlarında birisine ihtiyaç duydukları bir ana şahit oluyoruz. Ve doğum çok mucizevi bir şey. Yaradılışa şahit oluyorsunuz ve e, yani siz istemeseniz de bir şekilde bunları yazmış oluyorsunuz. Yani ben Doğum hikayeleri yazayım diye girmedim bu işe ama doğumlara girdikçe aslında biraz ilham aldım. Bunu planlamadım. Plansız bir şekilde kendi kendine o hikayeler yazıldı yani. Eyvallah. Bu yaptığını görseler... Evet. Mesela... kitabın içerisinde beni en çok etkileyen hikayelerden biri bu. Böyle pat diye de şimdi içinden <laughs> bir tane hikaye. Bu beni etkileyen, evet. en çok etkileyen <laughs> hikayelerden biri oldu. Ben bunun hikayesini merak ediyorum. Yani ya, diğer okuyucularımız evet. kusura bakmasınlar ama <laughs> programı ben sunduğum için benim merak ettiğim hikayeyi yazarına soruyorum. Bu mesela nasıl oldu? Yani bu hikaye. Nasıl çıktı? Pek çoğumuzun e, bir söz vardı yanlış hatırlamıyorsam işte 10 yaşına kadar evden kaçmamış olursan diye başlayan çok hatırlayamayacağım ama böyle ergenlikte küçük evden kaçma e, meseleleri, girişimleri, heyecanları, evet, girişimleri evet. Yani, benim de olmuştur, muhakkak oldu. Ee, böyle ve yani yaşadığı acılara rağmen yaşama karşı korkunç bir merak ve heyecan duyan bir karakter bahsettiğiniz öyküdeki. Yani hikayesini sanırım şu an biraz karanlık hatırlayamıyorum ama biraz şey gibi oldu zaten, imtihan gibi, sözlü gibi. Kusura bakmayın <laughs> evet, ama yani ben bir okuyucu olarak bu, özellikle bu hikayenin hikayesini merak Hı -hı. ettim. Tamam. Peki ciğerlerinin açıldığını evet. e, neden ciğerlerinin açıldığını <laughs> yine hep, bu eberiye <laughs> denk gelecek biliyorum ama. doğum doğum diyorum evet. ama e, bu şekilde şöyle yani bebekler doğdukları zaman ilk ağlama sebeplerinin ciğerlerinin açıldığı anda o nefesi hissettikleri anda çektiği acının ağlaması olduğunu söylüyorlar hmm. e, yani dünyaya geldiğimizde yaktığımız ilk ağıt, dünyaya gelmenin ağıtı olmuş oluyor. Ciğerlerimiz açılıyor. Bu hikayesi... devamında da... böyle uzun koşulardan sonra... nefes nefese kalırsınız ve... Hmm. sonra işte biraz soluklanıp... yolunuza devam edersiniz. O da benim... o şekilde soluklandığım bir zamanda yazmış olduğum ve ismini de o şekilde sürpriz... koymuş olduğum bir hikaye. Kitabın isminin de o olması benim için çok özel. Şimdi... E... Ben şey için, bu okuyucu için hı hı. eline aldığında işte benim için dediğim gibi bu yaptığını görseler belki de bana yakın hissettiğim hı. için belki hikayeyi dikkatimi çekti. Her okuyucu kendine yakın bir hikaye bulabilir tabii. kitabın içerisinde. Sizin yazarken en çok etkilendiğiniz hikaye hangisiydi? Hani sürprizini çok tabii hı. kaçırmak istemiyorum bu soruyu hı hı. sorarak ama. Ee, sizin için en etkili olanı hangisiydi? Benim için ciğerlerinin açıldığından bahsettik. Yitirilen de çok özeldir. Zaten... biraz ikisi de hani doğum hikayesine benzer. Yitirilenin... E, içinden en özel hikayem olduğunu düşünüyorum. Kendim için. Yani özel bir... nedeni Yok özel bir nedeni yok. Ee, yine... E, birilerine ihtiyaç duyan bir kadının hikayesi. Şimdi... hikayeden bahsetmiş olmuyor. Tamam, bizi kaçırmadık. <laughs> Peki... Efendim... Bir de şey var ya... Çok güzel özetlediniz o az önce hani... yazmaya başlama... Hı hı. ve sonra... ben yazarak kendimi ifade etmeye başladım. Evet. Farkındalığı... sonra buna devam etmek... her ne kadar o ilk yazılanın... kaybolması hı hı. bir travmatik bir durum olsa da... belki şimdi merak da ediyorsunuzdur ben ne yazmıştım acaba evet. diye. Peki sonra... işte yazan abilerle ablalarla e, tanışma Hı -hı. süreci bunların hepsi bence çok etkilidir ve insan hayatı boyunca unutmayacaktır. Evet. E, çok uzun yıllar sonra belki artık onlarca kitaptan sonra bile o heyecanlar hiç unutulmayacak. Evet. Şunu söylemek ister misiniz bilmem. Yazmayı düşünen hali hazırda yazan gençler önce neyi düşünsünler? karşılaştıkları meseleler müsbet ya da menfi e, onları nasıl etkilesin ya da nasıl etkilenmeye izin versinler kendileri açısından. Hadi. Hazır çok yakın zamanda deneyimlemiş bir evet. insan olarak size soruyorum. Yani benim de yakın zamanda ilk kitabım çıktı ve çok bir öneri verecek konumda da değilim öykü konusunda ama e, ısrar diyebilirim. Yani yazıyorsunuz olmuyor. E, sürekli denemeniz gerekiyor dergilere gönderiyorsunuz. Bazen kabul edilmiyor ya da bazen dergilere gönderecek cesareti hiç bulamayabiliyorsunuz. Tanışıklıklardan bahsettiniz. Evet, onların da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani yazan insanlarla bir arada olmak en azından kendimiz gibi birilerini görmüş olduğumuz için bize cesaret veriyor ama bu özelinde herkesin kendi yolculuğu. Yani görünür olmak, birileriyle tanışıyor olmak, yazan insanlarla oturup çay içiyor, kahve içiyor olmak bir yerde kalıyor. Evet yardım ediyor sizi bir yere kadar getiriyor olabilir ama Herkesin özel biricik bir hikayesi var. Onun peşinden koşsunlar diyebilirim yani. Değil mi? Peki, var mı eklemek istediğiniz? Teşekkür ederim. O zaman bizim bir son sorumuz var. Evet. Okumalık, dinlemelik ve seyretmelik ne tavsiye edeceksiniz bize? Gelirken çok kitap vardı aklımda. Ama yolda Ülkü Tamer'in şiir kitabını okudum ve bizden yayınlanıyor. Evet, yaşamak hatırlamaktır. Bir iki dize aklımda dönüyor. E, döşündeki mermi değil bu yalnızlık yorar seni. E, bunu önerebilirim. Hmm. Alper Gencer'in biraz şiir okuyarak geldim. O yüzden şiir tavsiye edeceğim. Salıncaktan Düş isimli şiirini önerebilirim. Yaşam hmm, Kitabın ismini hatırlayamıyorum. Şarkısızın şarkısı olması lazım. Hmm. E, Salıncaktan Düş şiirin ismi ve doğumlardan bahsettik. Elif Meyra Aydın'ın Doğum Lekesi isimli kitabını tavsiye hmm. ediyorum. Delgah Yayın Evi'nden yayınlanan. Dinlemelik, Nova Norda. Bana çok ilham veren ve cesaret veren bir şarkıcı. Yazarken dinler <laughs> Yazarken misiniz bir şeyler? Çok dinliyorum. Bunlar biraz daha hareketli. Belki yürürken daha çok iyi olabilir Nova Norda'nın şarkıları. Peşindeyim kendimin, çıktım bir yola. Bu şarkıları çok güzel. Severek dinliyorum. Şu sıra dönüyor yani. Evet. evet. İzlemelik. İzlemelik <laughs> İda önereceğim. Bunu önereceğim diyerek geldim buraya. Defalarca izledim. Ee, Pavlikovski filmi. Hı hı. Ne zaman cesaretimi kaybetsem izliyorum. Notlarımı ben <laughs> evet. de... ...aldım. Evet. Peki. Buradan dönüş hı hı. yolculuğu. Gittiğiniz zaman lütfen... ...selam söyleyin. O özellikle yazan güzel insanlara... ...sevdiklerinize bizlerden selamlar götürün. Ee, ne iyi ettiniz... Geldiniz. Teşekkür ederim. Ben de Konya'dan sağlık. epey bir selam getirdim. Heh, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Efendim bugün Ciğerlerinin Açıldığını kitabını konuştuk Mürüvet Özpehlivan'la. Ee, sağ olsun bize özellikle hani bu yazarak kendini ifade ettiğini fark etme anı. Benim bu sohbette en çok etkilendiğim e, mesele buydu. Eğer siz de Hani bir anda yazdıklarınızın artık sizin için geri dönülmez bir yol açtığını düşünüyorsanız o yolda yürümeye devam edin efendim. İşte sonra o yolun sonu şöyle bir kitapla devam edebiliyor. Ee, sonra yeni yeni yollar açılabiliyor ve ne güzel oluyor biz de böyle oturuyoruz ve sohbet ediyoruz. Sizi de inşallah bir gün stüdyomuza konuk almak isteriz. Efendim, bizi seyrettiğiniz için, yayında ve yapımda emeği geçen tüm dostlarım adına teşekkür ediyorum. Yeni bir ketebede görüşünceye de, kitap kokusunun hiç eksik olmadığı bir hayat diliyorum. Hoşçakalın.